Şimdi bakın, ben burada Rusya'nın taleplerinin temsilcisi değilim. Ben Türkiye'de Türk milletinin refah içinde, barış içinde, başı dik, egemen, bağımsız, huzur içinde yaşamasını temsil eden Vatan Partisi'nin genel başkanı olarak konuşuyorum. Ben burada Türk milletinin menfaatlerini savunuyorum. Ama bu Türk milletinin menfaatleri de bugün Antalya'da çarpıyor. Yani Türkiye'nin nabzı Antalya'da çarpıyor. Çünkü Antalya Türkiye ekonomisinin önemli alanlarından biri. Ama işe yapıcı bakıyorum. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki bunalımı atlatması için çareler Antalya'da, Ege'de ve Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinden geçiyor. Düzeltilmesi, Rusya şu veya bu talepte bulunabilir ama Türkiye'de aklını kullanarak kendi onurunu, Türkiye'nin onurunu ve çıkarlarını dikkate alan çözümler üretebilir. Mesela en son Rus pilotunu öldüren Alparslan Çelik'in gözaltına alınması işte son derece olumlu bir adımdır ve Rusya kamuoyunda ve Rusya devlet yetkilileri tarafından da olumlu karşılanmış. Demek ki bazı formüller bulunabiliyor. Yani illa bu Rusya'dan talep edilen formüller şeklinde olmayabilir. Yani Türkiye'de burada kendi çözümünü üretip karşılıklı birbirine anlayış gösteren çözümler üretilebilir. Bu tazminat falan, yani onlar şimdi bakın, şimdi Rus uçağına tazminat diyorsunuz. Türkiye ekonomisinin kaybettiğini diyelim, 3 milyon Rusya turisti buraya gelmediği zaman kaybettiğiyle bırakın bir otelin kazancı bir jetin şeyini karşılar. Yani biz kaybettiklerimizi de dikkate almalıyız. Yani Türkiye ekonomisi neler kaybediyor? Rusya ile ticaretin ve turizm ilişkisinin dinamitlenmesinden neler kaybediyoruz? Rusya'ya ihraca, en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında, değil mi? Ticari ilişkilerimize, bir de enerji güvenliğimizi nereden sağlıyoruz? Irak, İran, Azerbaycan, Rusya. Biz doğal gaz, petrolü bu dört ülkeden sağlıyoruz ve bu dört ülkeye düşman siyasetlerin içine girdik. Buradan kaybımız ne? Ha, bütün bunları terazilerin kefesine koymamız gerekiyor. Ama çok güzel bir soru sordunuz. Burada devlet aklına, devlet yaratıcılığına ihtiyaç var. Devlet aklıyla davranırsak sizin sorunuzun cevabını çok kolay bir şekilde buluruz. Mesela Vatan Partisi'nin yönettiği bir Türkiye, o sizin sorunuzun cevabını çok kolay bir şekilde üretir ve Türkiye'nin onurunu ayakta tutarak üretir. Zaten Türkiye'nin onurunu düşünenler o uçağın düşürülmesine fırsat vermezlerdi. Yani Türkiye'nin onurunu düşünüyorsa o uçağın düşürülmesine kesinlikle olanak tanımazdık. Vatan Partisi'nin yönettiği bir ülke Türkiye'de size düşman olmayan bir ülkenin uçağı düşürülmez. Niye Yunan uçakları hiç düşürülmüyor? Yani Yunanistan Türkiye'ye bu kadar Ege'de düşmanlık yapıyor, Kıbrıs'ta düşmanlık yapıyor. Kıbrıs'ta ciddi tehditlerle Türkiye'ye karşı karşıya ama hiç kimse Yunan uçağını düşürmüyor. Amerikan uçakları İncirlik'ten kalkıyor. Türkiye'nin aleyhine bölgede PKK'yı destekleyen faaliyetler yapıyor. Hiç kimse kalkıp da Amerikan uçağına buradan kalkamazsın, hadi buradan gidin diyemiyor. Demek ki burada Türkiye'nin onuru falan diye bir şey yok, başka bir şey var. İşte ben uçağı düşünemedim, son zamanlarda paralelci pilot olduğu falan söyleniyor. Öyle şeyler var. Uçağı, bakın, uçağı Amerika ve İsrail düşürdü, bunu iyi bilin. Ben size bunu bilgiye dayanarak söylüyorum. Yani Amerika ve İsrail doğrudan doğruya kendi topuyla, tüfeğiyle düşürdü manasında söylemiyorum. Ama uçağı Amerika ve İsrail'in düşürdüğünü iyi biliyorum. Şunu belirteyim. Bize Rus devletinin temsilcileri de söyledi. Türkiye hükümetinden de bunu doğrulattık. Tayyip Erdoğan Putin'den uçağın düşürmesinden 4 gün önce Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine girecek. Bunu nasıl karşılarsınız diye soru yöneltti. Putin'den aldığı cevap, girebilirsiniz. Biz fiili bir uygulama yapmayacağız. Yani
Tam Türkiye ile Rusya işbirliği başlamıştı. PKK-PYD'nin oradan temizlenmesi noktasında. 4 gün sonra uçak düşürüldü. Kim düşürdü? Türkiye-Rusya yakınlaşmasından korkanlar var. Ve bakın işte bugün Panama'dan şuradan buradan haberler geliyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesi yolunda adımlar atılınca o ilişkileri berhava edecek veya doğrudan doğruya Türkiye ve Rusya'yı tehdit eden uygulamalar başlıyor. Niçin Tayyip Erdoğan'a Amerika'da hakaret ediliyor? Niçin aşağılanıyor Türkiye Devlet Başkanı? Bu soruyu da önümüze, hani onurunu düşünüyoruz Türkiye'nin. Türkiye'nin onurunu düşünenler niçin Amerika'da onurlarının ayak altına alınması karşısında uçak falan düşürmüyorlar? Yani eğer onurluysak her tarafa karşı onurlu olacağız. Bugün Rusya-Türkiye ilişkilerinde Türkiye'nin onuru açısından düşünülecek bir durum yok. Ama Amerika-Türkiye ilişkilerinde Türkiye'nin onurunu temsil edenler, o Türkiye'nin onuru değil artık. Biz o öyle düşünmüyoruz ama Türkiye'nin onurunu temsil ettiğini söyleyenler kendilerinin hakarete uğradığını, aşağılandığını ifade ediyorlar. Nasıl bunu kabul ediyoruz? Rusya bizden onurumuzdan fedakarlık istemiyor. Bakın bu çok önemli. Rusya bizden onurumuzdan fedakarlık istemiyor. Ya, Rusya bizden yapıcı, dosta yakışan bir talepte bulunuyor. Biz de dostane tavır alacağız. Ben sizin ayağınıza bassam şimdi gelip sizden affedersin pardon dediğim zaman onurum mu düşmüş olacak? Sizin ayağınıza bassam yanlışlıkla affedersiniz elim size çarpsa ondan sonra pardon dediğim zaman benim onurum mu düşecek yoksa onurum yükselecek mi? Yani siz uçak düşürenin en azından bir pardon demesi gerekmez mi? Paralel yapı dediniz. Ben şimdi o kadar ayrıntıya girmiyorum. Ama Rusya uçağını düşürenler göreceksiniz bu çıkacak ortaya. Zaten paralel yapı demek Amerika ve İsrail demektir. Sonuç itibariyle Rusya uçağını düşüren Amerika ve İsrail'dir. Bunu yazabilirsiniz. Doğu Perinçek böyle söylediği göreceksiniz. Bu önümüzdeki kısa sürede aydınlanacak. Bunu bilerek söylüyorum. Şimdi benim aldığım bilgiler ki bunlar hepsi doğru. Bütün bu ülkelerden gelen turistler birbirlerini etkiliyor. Yani diyelim 3 milyon, 2 milyon 800 bin Rusya'dan gelen turist vardı. Bu düştüğü zaman Almanya'dan gelen turist, İngiltere'den gelen turist, İran'dan gelen turist de bu ortamdan etkileniyor. İkincisi Türkiye'deki terör ortamı da olumsuz etki yapıyor. Onun için ben Rusya'dan 2 milyon 800 bin gelen turistten vazgeçtim. İran'da kapatacağım dediğiniz zaman bu tamamen hayali. Yani şuna benziyor. Efendim Mars'tan turist gelecek, Rus turistinin yerine Mars'tan gelecek demek ne kadar komikse İran'dan gelecek demek de o kadar komik. Çünkü İran'dan gelen 100 bin civarında kaldı ki İran'da Rusya'nın müttefiki stratejik ittifak var aralarında ve birbirlerini etkiliyorlar ve İran'dan gelen turist de Rusya'daki 2 milyon 800 binlik turist açığını kapatmak mümkün değil. Onu da herkes biliyor. Alman turistinde de düşme var. Neden düşme var? Çünkü hepsi birbirini etkiliyor. Bu benim kendi iddiam değil. Bugün size biraz geciktim. Bu 3.30'da buraya gelecektim. Turizmcilerimizle olan görüşmede de bana söylenen bu. Hepsi birbirini etkiliyor. Kaldı ki terör de çok etkiliyor. Yani İstanbul'da, Ankara'da
merkezlerde bomba patladığı zaman o bomba aynı zamanda burada otellerin temelinde efendim Antalya sebzecisinin serasının altında da o bomba patlıyor. Seraların altında bomba patlıyor. Onun için Türkiye'nin güvenliğini çözmek aynı zamanda bölgesel politikalarla mümkün. Türk ordusu görevini yapıyor, Türk polisi görevini yapıyor, korucu görevini yapıyor, PKK'yı hendeye gömüyor. Ama siz bunu Suriye dostluğu, İran dostluğu, Irak dostluğu ve Rusya dostluğuyla tamamlayan bir bölge politikasıyla kesin sonuca ulaştırmazsanız o zaman ne olur? Turist de gelmez. Bunların hepsi toplam olarak Türkiye'nin önündeki ciddi sorundur. Yani tarihle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Tabii şimdi halk nedir? Halk fırtınayı yaşadığı zaman görüyor. Yani dolu yağıyor. Fırtına kopuyor. Denizden efendim hortum geliyor. Onu yaşadığı zaman. Ama biz siyaset adamları, bilim adamları nedir? Fırtınayı hava raporlarından falan görüyoruz. Şimdi Türkiye'den turist, Rusya'dan turist gelmemesinin sonuçlarını ne zaman anlamaya başlayacağız halk olarak, sokaktaki insan olarak, otelde çalışan olarak, komi olarak, garson olarak, otel müdürü olarak? Haziran ayında anlayacağız. Mayıs ayında anlayacağız. Çünkü bu siyasetin sonuçları o zaman, oteller kapandığı zaman, insanlar sokağa atıldığı zaman görülecek. O zaman da Doğu Perinçek bize bunları söylemişti diyeceksiniz. O zaman anlayacağız. Biz size özellikle hükümete hem bir gerçeği hatırlatıyoruz. Yani kamuoyuna hitaben söylüyorum. Türk milletine sesleniyorum. Ama hükümete de bunu seslenme değil, uyarı, ihtar, omuzlarından diyelim sarsmak. Herhalde onların da bir aklı olmaları gerekir. Bunu ümit ediyoruz. Bu şekilde giden olayları seyretmek çok ağır sorumluluklar getirecektir. Ve şunu söyleyeyim. Bakın Onur'dan falan söz ediyoruz. Eğer Türkiye yönetimi Rusya-Türkiye ilişkilerini düzeltmede kararlı, ciddi, hemen adımlar atmazsa o yönetimin onurları ayak altına düşecektir. O yönetim zor Türkiye'de devam eder. Türkiye onu taşımaz. Çünkü ekonomisi batan, insanların evine ekmek götüremediği bir ülkede yönetimler sallanır ve devrilirler. Bunu görmemiz lazım.